Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Mayıs 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, 21 Mayıs itibariyle Güneş ikizler burcunda parlamaya başlıyor. Bu ay doğan tüm ikizler burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Bakalım Mayıs ayının konu başlıklarında neler var? Çok önemli bir ay. Dünya için, ülkemiz için Mayıs ayı, 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. 15 Mayıs'ta Merkür Retrosu sona erecek. 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa Burcu'na geçecek. 19 Mayıs'ta Boğa Burcu'nda yeni ay doğacak ve 20 Mayıs'ta Mars Aslan Burcu'na geçecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. Tutulma enerjilerinin güçlü olduğu bir dönemdeyiz. Nisan ve Mayıs ayı, bu da önümüzdeki 6 ayı şekillendirecek önemli enerjiler ortaya çıkarıyor. 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nun 14 derecesinde Dolunay'la birlikte ay tutulması yaşayacağız. Bu ay tutulması tüm Mayıs ayını da önemli ölçüde etkileyecektir. Bol krizli, stresli bir aslında ay tutulması bu. Ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Öncelikle sabit burçlarımızı daha fazla etkileyeceğini söylemek istiyorum. Bu nedenle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer sizin Boğa, Akrep, Aslan ya da Kova burçlarının 14 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa sizin için de belirgin etkileri olabilir. Bu tutulmanın kolektif alanda daha fazla, toplumsal alanlarda daha fazla etkilerini hissedebiliriz. Kişisel etkileri değişken olabilir. Evet, Akrep Burcu'ndaki bu tutulma sevgili ikizler 6. evinizde olacağı için genel itibariyle aslında iş ve mesleki konularda çalışma konuları, iş konuları, bazı dönüşümlerle ya da önemli bazı sonlanmalarla karşılaşabilirsiniz. Aslında Boğa Akrep tutulmalarını son 1,5-2 yıldır yaşıyorsunuz, deneyimliyorsunuz. Bu da iş ve mesleki konularda size yenilikler getirmiş olabilir, yeni düzenlemeler getirmiş olabilir. İşte çalışma koşullarınız, günlük yaşamınız, beraber çalıştığınız kişiler, iş planlamalarınız, buralarda bazı önemli dönüşümler olabilir bu tutulmanın tesiriyle beraber. Hizmet aldığınız kişiler, yanınızda çalışan kişiler, evcil hayvanlarınız veya sizin genel sağlığınız, işte beslenmeniz, alışkanlıklarınız, uykunuz, sporunuz, yani buralarda da bazı kararlar verebilirsiniz. Sağlığınıza genel olarak tabii ki dikkat etmekte fayda var. 15 Mayıs'a kadar Merkür gezegeniniz Boğa burcunda gerileyecek. Bu biraz enerji düşüklüğü yaratabilir. Eğer gözden kaçırdığınız, hani böyle ilgilenmediğiniz sağlıkla ilgili konularınız varsa biraz onlara dikkat etmek gerekiyor. İşte belki ihmal ettiğiniz check-up'larınızı yaptırabilirsiniz. Kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. İşte bir tedaviniz gerekiyorsa, ihmal ediyorsanız ona başlayabilirsiniz. Diyet yapabilirsiniz. Zararlı alışkanlıklarınızı, beslenmenizi şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Çalışma koşullarınızı, iş veriminizi arttıran ya da azaltan konular varsa işte bunlara bir odaklanabilirsiniz. Kaçırdığınız detaylar varsa hazırlanması gereken evraklar, işte gözden kaçırılma, yani böyle hep zaman bulamadığınız işler, bunlara bir zaman ayırabilirsiniz. 15 Mayıs'tan itibaren Merkür Retrosu düzelecek. Yani bu da sizin enerjinizi arttıracak. İşte artık o yavaşlamalar, engeller, kısıtlamalar sona eriyor. Daha çok geçmişten çok ileriye bakabilirsiniz. 15 Mayıs'tan sonra ertelediğiniz işleri daha rahat yapabilirsiniz. 15 Mayıs'a kadar öyle önemli kararlar vermemekte fayda var. Alışverişleri de biraz ertelemekte fayda var. 16 Mayıs itibariyle Jüpiter Boğa burcuna geçecek. Bu enerji önemli bir enerji değişimi ki Jüpiter iyicil bir gezegen, şans gezegeni. Hangi burçtaysa o burç konularında hayatımızda daha fazla kısmet getiriyor. Sorunları gidermek için de iyi bir dönemde olacağız. Jüpiter bir yıl 2024 Mayıs'ına kadar Boğa burcunda olacak. 12. evinizde olacak. 12. ev aslında şifa evidir. Yani burada Jüpiter geri planda sizin için koruyucu bir şekilde çalışacak. Manevi derinleşmeler verebilir. Hayatınızda ruhsal anlamda önemli açılımlarla karşılaşabilirsiniz. Ama her şeyden önce hem ruhsal, hem bedensel, hem zihinsel bir şifa getirecek size. Burada sağlık sorunlarınızı daha rahat çözebilirsiniz. İşte iş konularınızda daha rahat ilerleyebilirsiniz. Yaşam kalitenizi arttırmak için, farkındalığınızı arttırmak için burada size önemli destekler verebilir. Jüpiter, yurt dışı konuları, yabancı ülkelerle yapılacak işler, seyahatler,
eğitim gibi konular, buralarda da yine önemli, görünür ya da görünmez destekler sizinle olabilir sevgili ikizler. 19 Mayıs'ta Boğa burcunda yeni ay doğacak, yine aynı alanda. Gördüğünüz gibi Mayıs ayı aslında genellikle 12. evinizi etkiliyor. Buradaki geçişler çok önemli. Bu da sizi birazcık geri planda, hani ayın en azından ilk yarısında biraz dinlenmenizi, kendinizle ilgilenmenizi gerektiriyor. Bu yeni ay, 19 Mayıs'taki yeni ay, işte tam da bu alanda sizin için yeni bir sayfa açabilir. Yeni bir iş, çalışma şekli, yeni bir beslenme programı, sağlığınızla ilgili yeni bir karar söz konusu olabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların 28 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa etki alabilirsiniz. Ama bu son derecede olduğu için, yani 28 derece boğada olduğu için, değişken burçların ilk derecelerinde etkilemekte. O yüzden sevgili ikizler, güneş burcunuz, yükselen burcunuz 0 ile 3 derece arasıysa yine bu yeni ayın sizin için daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Bu yeni ay aynı zamanda 20 Nisan'daki güneş tutulmasını da tetikleyen bir yeni ay. Yani bir şeylerin hızlandığı, daha net bir şekilde kendini gösterdiği, böyle bir düzen değiştiren, yenilikler getiren bir yeni ay olduğunu aslında söyleyebilirim. Evet, şimdi 20 Mayıs itibariyle Mars Aslan Burcu'na geçecek. 20 Mayıs'a kadar Yengeç Burcu'nda olacak. Venüs 7 Mayıs'tan itibaren Yengeç Burcu'nda olacak. Dolayısıyla bu ay aslında parasal kazançlar bakımından Venüs'ün 7 Mayıs'tan itibaren size yardımları olabilir, destekleri olabilir. Ama Mars da orada olduğu için harcamalar da var. Yani gelen gidiyor gibi. Biraz da bunu belki ev, yuva, aile için daha fazla harcıyorsunuz bu dönemde. Ama 20 Mayıs'tan itibaren Mars Aslan'a geçince enerjinizi daha çok iletişim, eğitim, işte seyahatler, yakın çevrenizdeki kişiler, kardeşler, komşular, yani buralara daha fazla, daha çok iletişim, bilgi trafiği, böyle hareket, buralara daha fazla enerjinizi göndermeye başlayacaksınız. Ve Güneş 21'inden itibaren burcunuza geçecek. Dolayısıyla ayın 21'inden itibaren artık kendinize daha fazla odaklandığınızı, bulunduğunuz ortamlarda daha fazla dikkat çektiğinizi, daha fazla parladığınızı hissedebilirsiniz. Bu ayın dikkat edilmesi gereken bazı önemli günleri de var. Bunlardan birisi 17 Mayıs, 16, 17, 18 Mayıs etkilerini hissedebiliriz. Jüpiter Boğa burcuna geçince Kova burcundaki Plüto ile böyle bir kare açı yapacak. Sabit burçlardaki bu kare açı stresli ve baskı yaratan bir açıdır, ama daha çok kolektif alanda etkisini hissedebiliriz. İşte ekonomik anlamda piyasalarda baskılar, manipülatif durumlar yaratabilir. Gücü elinde bulunduran kişilerin, yapıların, kurumların bir şekilde daha manipülatif durumlarını gözlemleyebiliriz. Doğa olaylarını da tetikleyebilir tabii ki Jüpiter Plüto kareleri. 20 Mayıs itibariyle Mars Aslan'a geçince buna bir de Mars katılacak. Sabitlerin ilk derecelerinde böyle bir tek kare oluşmuş olacak. 20 Mayıs, 21 Mayıs da sert enerjili bir gün. Özellikle dikkat çekmek istiyorum. Ve aynı şekilde bir de 27-28 Mayıs. 27-28 Mayıs'ta sizin için önemli olabilir. Bu Güneş-Satürn karesi aktifleşiyor. Özellikle değişken burçlarımızı İkizler Burcu'nda etkileyecek. Burcunuzdaki Güneş'in Balık Burcu'ndaki Satürn'le yaptığı kare açı. Lütfen otorite figürleriyle çatışmamaya çalışın. Üzerinizde biraz böyle sorumluluklar, İşte görevleriniz, çalıştığınız işinizle ilgili mesleki baskıları hissedebilirsiniz ya da aile üyeleriyle ilgili sorumluluklar, ebeveynlerle ilgili konularda biraz böyle kısıtlamalar, sınırlamalar hissedebilirsiniz. Sağlık konularına da tabii ki Güneş-Satürn karelerinde dikkat etmek gerekir. Sizin için önemli olabilir. Özellikle 27-28 Mayıs tarihleri sevgili ikizler. Hepinize güzel, sağlıklı, başarılı bir ay diliyorum. Hoşçakalın. İkizler Burcu, Zodyağın 3. burcudur. Hava elementinden değişken nitelikler taşır. 21 Mayıs-20 Haziran arasında doğan kişiler İkizler Burcu'ndan kabul edilir. Yönetici gezegenleri Merkür'dür. İkizler Burcu, hareketli, canlı, zeki, iletişim kurma konusunda başarılı bir burçtur. Bu burçta doğan kişiler de entelektüel, zeki, hareketli, konuşkan, meraklı, kararsız, değişken ve huzursuz tabiatta olabilirler. Yönetici gezegenleri Merkür çok hızlı bir gezegendir. Merkür etkisindeki bu kişilerde her zaman hızlı düşünen, hareketli, yaşam boyu genç kalabilmeyi başaran kişilerdir. Çok zeki olmalarına rağmen
fazla meraklı, değişken ve huzursuz tabiatları nedeniyle bazen fırsatları kaçırabilirler. Onların biraz daha sabırlı ve kararlı davranmayı öğrenmeleri gerekir. İkizler burçları meraklı doğaları nedeniyle hayatları boyunca öğrenci kalabilirler. Onlar için bilgiyi öğrenmek, taşımak, başkalarına iletmek ve bununla ilgili her türlü iletişim konuları ilgi alanlarında olacaktır. Çok iyi bir yazar olabilirler, hatip olabilirler. Çift karakterli ve özgür doğaları sık sık fikir değiştirmelerine ve bağımlı ilişkilerden de biraz uzaklaşmalarına neden olabilir. Bu durum onları uzun vadeli ilişkilerden biraz alıkoyabilir.